Merhabalar, Sosyal Akademim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Köktürkler, 552 ve 630 yıllar arasında yaşamış birinci Köktürkleri ve ikinci Köktürkler, yani Kutluk Devleti hakkında bilgi vermek istiyorum ve dersimize başlayabiliriz. Dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Şimdi Köktürk Devleti önemli bir devlet. 532 yılı ile 630 yılları arasında kısa ömürlü bir devlet olarak karşımıza çıkıyor. Türk adıyla tarihte kurulmuş ilk Türk devletidir. Birinci olarak kurulan Türk devleti hangisiydi? Asya Hun İmparatorluğu'ydu ama Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Köktürklerdir. Şimdi bizim Türk devletlerinde kut kavramı var. Kut kavramı Tanrı tarafından yöneticilere verilmiş ilahi kökenli bir inanış biçimi olarak da değerlendirebiliriz. Şimdi bize Köktürklerde kut verilen sülaleyi sorabilirler. Aşina adlı sülaleye kut verilmiştir. Diğer önemli beyliklere de devletlere de mesela Yağlakalar dediğimiz sülale Uygurların kurucu unsuru oluyor. Yine Asya Hun İmparatorluğu'nun kurucusu olan Tuku adlı soy sülale kut verilmiş bir sülale olarak karşımıza çıkıyor. Asya Hunlarda Tuku, Köktürklerde Aşina ve Yağlaka kim? Uygurlar arkadaşlar. Kut verilen sülaleler olarak karşımıza çıkıyor. Bunları unutmuyoruz. Köktürk Devleti 552 yılında Bumin Kağan önderliğinde Ötüken merkezli olmak üzere kuruldu. Peki bu kurulmayı sağlayan olay neydi? Juanjuanların denetimi altında yaşayan Bumin Kağan'ın beyliğini yaptığı küçük grup zamanla biraz güçlenmeye başladı. Demircilik işiyle uğraşıyordu. Fakat bu sırada Avarların kendi içerisinde bir isyan başladı. Töles isyanı dediğimiz, yani dağınık beyler, Türk boylarının Avarlara karşı isyan etmesi gerçekleşti. Avar hükümdarı Juan hükümdarı, yani diğer ismiyle, kimden yardım istedi? Bumin Kağan'dan yardım istedi. Bumin Kağan gidip isyanı bastırdı ve isyanı bastırması neticesinde Avar hükümdarının kızını kendisine istedi. Fakat Avar hükümdarı bunu aşağılayıcı bir dilde dedi ki, siz bizim demirci kölelerimizsiniz, size biz kız vermeyiz diye, sizle biz aynı eşit denk değiliz dedi. Bu durumu gören Bumin Kağan baktı ki zaten bu isyan ediyor, isyan edenleri bastıramıyor, ben de isyan ederim, bu adamı yıkarım dedi ve Bumin Kağan isyan edip kendi devletini, Köktürk devletini kurmuş oldu. Burada bu sene bize demircilikle uğraştığını sordular Köktürklerin hayatını. Bir de şunu sorabilirler, hangi isyan diye. Bu isyan önemli arkadaşlar. Avarlarda çıkan Töles isyanlarını bastırarak Bumin Kağan daha sonrasında bağımsızlığını ilan ediyor. Avarları yıkarak. Bumin Kağan'ın Orta Asya'daki Türk boylarını egemenliği altına topladığı için hangi unvanı alıyor? İlteriş Kağan. İlter, yani İlkan, toplayan, derleyen anlamında kullanılan bir ünvan olarak karşımıza çıkıyor. İlkan ünvanını aldı. Daha sonra kardeşini Batı kanadına, kendisinde Doğu tarafında yönetici olarak zaten ortaya çıktı. Batı'ya gönderilen Köktürk hanedan üyesi yöneticilere ne ünvan veriliyormuş? Yabgu ünvanı veriliyormuş. Demek ki Türklerde ikili teşkilatlanma, Asya Hunlarında da, Uygurlarda da, Köktürklerde de ve Kutluklarda da görülüyor. Ve bu devletin kısa ömürlü olmasına neden oluyor. Şimdi Batı kanadına giden, yani Batı Türkistan'a, bugünkü Hazar Denizi çevrelerine yakın, işte Özbekistan, Tacikistan, o civarlara gelen istemi Yabgu, neyin hakimiyetini sağlamaya çalışacak? Tabii ki İpek Yolu'nun hakimiyeti için çalışmalara başlayacak. Bu sırada kimle işbirliği yapacak? Sasanilerle işbirliği yaparak Akhunlu devletini yıktı. Daha sonra devlet çıkarları doğrultusunda kiminle işbirliği yapacak? Bizans'la işbirliği yapıp kimi yıkacak? Sasanileri ortadan kaldırmış olacak. Bakın artık devlet mantığı ile hareket etmeye başladığının bir göstergesi bu. Neyin? Yani çıkarlar egemen olmaya başlamış. Politik çıkarlar, ekonomik çıkarlar gibi çıkarlar daha ön plana çıkmıştır.
Şimdi Göktürk Devleti döneminde Batı Türkistan dediğimiz bölge hızla Türkleşme süreci başlamış oldu. Çünkü hatırlayın Asya Hun İmparatorluğu zamanında da göçler başlamıştı zaten batıya doğru. Bu dönemde de o bölgelerin Türkleşmesi iyice hızlanmış oldu. Asya'da kurulan ikinci büyük Türk devleti Köktürklerdir. Bumin Kağan ölünce doğuda başa geçen hükümdar kim oluyor? Mukan Kağan doğudaki hükümdarı oluyor ve en parlak dönemini birinci Köktürklerin yaşatan Kağan olarak karşımıza çıkıyor. Mukan Kağan önemli bir isim. 2016 öğretmenlik alan bilgisinde soruldu. Mukan Kağan'dan yine normal genel kültür yetenek sınavlarında da soru gelme ihtimali yüksektir. Bilmekte fayda var. Birinci Köktürk Devleti'nin en önemli hükümdarı. Mukan Kağan Devleti İstemi Yabgu ile birlikte yönetti. Yine Bumin Kağan gibi. İstemi Yabgu doğudaki faaliyetleri sırasında bakın dış müdahalelerde de bulunuyor. İç işlerinde serbesttir normalde batı kanadında bulunan grup yani yönetici dış işlerinde doğuya hakimdir ama biraz daha İstemi Yabgu devlette ağırlığını ortaya koyarak Doğu Roma'ya elçi gönderiyor. Bizim gönderdiğimiz yani Köktürklerin gönderdiği elçinin ismi nedir? Manyak. Peki buna karşılık Doğu Roma yani Bizans İmparatoru'nun Köktürklere karşı gönderdiği elçi kimdir? Zemerkos'tur. Bu isimleri lütfen not alın. Bunları unutmuyoruz. Zemerkos önemli bir isim. Bu kaç yılında soruldu bilmiyorum ama tarih öğretmenliği alan bilgisi sınavında çıkmış bir sorudur. Doğu Roma ile 1. Köktürk Devleti'nde ilişkileri başlatan hanedan üyesi kimdir diye sordular. İstemi Yabgu olarak cevapladı arkadaşlarımız. Şimdi geçelim bir başka slayta. Topa Kağan zamanında halka Budizmi benimsetmeye çalışıldı. Fakat halk buna tepki gösterdi. Bu durum olumsuz olarak karşılık buldu. Topa Kağan sorusu ise 2019 TYT sınavında çıktı. Halka Budizmi benimsetmek isteyen Köktürk hükümdarı kimdir diye. Bu da önemlidir. Dedi ki Göktürkler Sasani işbirliği Akunlara son verdi. Yine tekrar yazmışım. Sonra bu sefer Doğu Roma'yla iş yaparak kime son verdi? Sasani'ye son verdi. Sasanilerin zayıflaması işte kimin işini kolaylaştırdı? Tabii ki İslam Devleti'nin yani Hazreti Ömer devrinde orduların Sasanileri yenmesini kolaylaştıran unsur bizim İpek Yolu hakimiyeti için Doğu Roma ile işbirliği yaparak Sasanileri zayıflatmamış olacaktır. Bu da önemli, ayırt edici bir bilgi. Demek ki İslam tarihinde biz ilişki içerisinde bulunuyor muyuz şeyle Köktürkler olarak? Bir ilişkimiz var ama yani onlar bize dokunmuyor, biz onlara dokunmuyoruz Araplarla olan ilişkimize. Şimdi gelelim Türkler bu dönemde Çin'e karşı üstünlüklerini kabul ettirdiler. Fakat daha sonra Çinli diplomat Chang Sheng'in böyle politik oyunları neticesinde biz Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldık 582 yılında. Böylelikle Doğu tarafı biraz daha önce Çinlilerin hakimiyeti altına girdi. Daha sonra da Batı kanadı Çinlilerin hakimiyetine girecekti. Ayrılıştan bir süre sonra dedik girdi. Şimdi 7 iklimin kralını, 7 iklimin ve 7 ırkın hükümdarı unvanını kullanan kişiyi bilelim arkadaşlar. Batı Köktürk Devleti'nin hükümdarı olan Tardu kendisine bu unvanı vermiştir. İstemi Yabgu öldükten sonra başa geçti ve 7 iklimin ve 7 ırkın hükümdarı olarak karşımıza çıkıyor. Böyle ayırt edici olarak başka bir bilgi yok. Geçelim. Bir böyle paragraf sorusu olabilecek nitelikte MEP ders kitabından aldığım bilgi. Şimdi bakalım. Burada diyor ki Tapo Kağan'dan sonra başa geçen İşbere Kağan Çin İmparatorluğu'na gönderdiği mektupta şöyle cevap verdi. Size bağlı kalacak, haraç verecek, kıymetli atlar hediye edeceğim. Fakat dilimizi değiştiremem, uzun saçlarımızı kestiremem, halkıma Çin elbiseleri giydiremem, adetlerinizi, kanunlarınızı almama imkan yoktur. Çünkü bu bakımdan bütün milletim hassasiyetle çarpan tek kalpti. Bakın bu daha önce hiç sınavlarda sorulmadı arkadaşlar ve MEP müfredatına da
girdi. Bu sorunun çıkma ihtimali çok yüksek olarak düşünüyorum. Birinci Köktürk zamanında İşbara Kağan bu sözüyle milliyetçi bir özelliğe sahip olduğunun ve Çinlilere karşı başkaldırı yaptığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu söze dikkat, bu söz çıkabilir. Geçelim. Köktürk devleti yıkıldıktan sonra bir uzun süre ne kadar işte yaklaşık 50 yıla yakın kimin şeyinde kalacaklar? Çin'in egemenliği altında kalacaklar. Biz bu döneme ne diyoruz? Fetret devri olarak da isimlendiriyoruz. Şimdi Kutlug Kağan adındaki bir kahraman yönetimden bağımsızlıklarını kazandılar. Kimden? Çinlilere karşı isyan ederek. Bu ayaklanmanın ismi Kürşat ayaklanması olarak da bilinir ama bu daha doğrusu Hüseyin Nihal Atsız tarafından Türk ismi olarak konulmuş bir isimdir. Yani gerçekte Kürşat adında bir kahraman söz konusu değildir. Onun ismi farklıdır. Bu olayı gerçekleştiren birisi vardır ama Kürşat isyanı olarak dilimize daha şey olmuş. Yani gerçek ismi bu değil. Gerçek ismi Çi Sihul Sual diye bir şey. Yani çok öyle bizim hafızamızda yer edecek bir isim olmadığı için biraz atsızın koyduğu isim de bizim hoşumuza gittiği için hem MET tarafından hem de biz de uygun gördük. Yani ÖSYM'de Kürşat isyanı diye sorar arkadaşlar. Şimdi İlteriş Kağan unvanını aldı. Kutlug Kağan bağımsızlığını ilan ettikten sonra Çinlilere karşı. Çin'e karşı 46 sefer düzenledi ve 30 boyun Kağan'ı unvanını aldı. Bu unvanı aldıktan sonra Çin'le ilişkilerini düzeltmeye çalışmadan zaten hayatını kaybetti. Bunun yerine kim geçti? Kapkan Kağan başa geçtikten sonra Çin'e karşı politikayı belirleyen kişi olarak asıl kişi Kapkan Kağan'dır arkadaşlar. Çin politikasını ve Türklere karşı tutumu neye sebep olacaktır? Türklerin isyan etmesine sebep olacaktır. Ve Kapkan Kağan özellikle Türkler tarafından da çok fazla sevilmiyor. Neden? Çünkü şiddet yanlısı bir tutum sergiliyor. Hatta savaşta da öldürülecek zaten Bayırkurt Savaşı'nda. Önemli bir tavır sergilemiyor bize de karşı, Çinlilere de karşı. 630 ve 680'nin Göktürklerin fethet devri olarak karşımıza çıkıyor. Yani Osmanlı'daki 1402'den sonraki döneme verilen isim. Orhun yazıtlarında da bu dönem anlatılıyor zaten. Biraz sonra değineceğiz bu konuya da. İkinci Göktürk Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan hükümdar kimdir? Bilge Kağan'dır. Yani Kutlug İmparatorluğu'nun, Kutlug Devleti'nin en parlak dönemi Bilge Kağan zamanında yaşanmıştır. Bilge Kağan devlet başkanı kardeşi Kültük Tügin ise ordu komutanıydı. Yani yine devlet kimin? Hanedanın ortak malıdır anlayışı söz konusu. Burada çok önemli bir isim var. İkinci Köktürklerde yani Kutlug Devleti'nde yaşlı ve tecrübelerinden dolayı Tonyukuk'ta önemli bir isim olarak karşımıza çıkıyor. İkinci Köktürklerde Türklerin Bismarck'ı olarak da biliniyor. Buna hangi unvan veriliyor? Genelde vezirlere Apatarkan unvanı verilir ama Tonyukuk'a da bu unvan verilmiş. İlk defa Apatarkan unvanını alan hükümdar, vezir Tonyukuk'tur arkadaşlar. Önemli bir isimdi. 1744'te Uygur, Basmili ve Karlık boylarının ayaklanması sonucunda Kutlug Devleti yıkılmıştır. Köktürkler Türk tarihinde ilk kez alfabe kullandılar. Biraz sonra alfabesinde detaylı olarak anlatacağım. Şu İnekler Gölü Savaşı önemli. İnekler Gölü Savaşı 632 yılında Tonyukuk tarafından Göktürk Kağan'ı yani temsil eden kişi kim? Tonyukuk. Kime karşı savaştı? 9 Oğuzlara karşı savaştı ve bu savaşı kazandı. Bu savaşta önemli pay sahibi olduğu için hangi unvanı aldı? Apatarkan unvanını aldı Tonyukuk. Gelelim başka bir olaya. Türk İşleri ile Bolcu Savaşı yapıldı. Kim döneminde? Kapkan Kağan döneminde. Zaten şiddet yanlısı bir tutum sergilediği için ne olacaktı? Bayırkurdu pususunda öldürülecekti ve Kapkan Kağan da Köktürk hükümdarları arasında yerini alacaktı. Bozkurt ve Göktürk'te Ergenekon destanları kimlere aitmiş? İkinci Köktürklere yani Kutlug Devleti'ne aittir.
İkinci Köklük Devleti'nin günümüze kadar gelen en önemli eser hangisidir? Orhun yazıtlarıdır ve Orhun Kitabeleri olarak da adlandırıyoruz. Bu yazıtları Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Parayı kullanan ilk Türk devletidir ama ne için kullandı bunu? Değişim aracı olarak kullandı Köklük Devleti. İkinci Tonyukuk, İlteriş Kağan ve Kaptan Kağan ve Bilge Kağan'a vezirlik yapmıştır. Bu da ayırt edici bir bilgidir. Tonyukuk'un vezirlik yaptığı kişiler İlteriş Kağan, Kapkan Kağan ve Bilge Kağan arkadaşlar. Üç önemli hükümdara vezirlik yapmışlar. Tıpkı kim gibi? Osmanlı Devleti'ndeki isim vardı. Kanuni'nin veziri Sokullu Mehmet Paşa gibi. Sokullu kime yapıyordu? Kanuni, daha sonra 2. Selim ve 3. Murad'a vezirlik yapan kişiydi. Gelelim Türk tarihi için önemli eserlerden, abidelerden olan Tonyukuk Abidesi hakkında biraz bilgi verelim. Tonyukuk Abidesi arkadaşlar kim tarafından yazılıyor? Bizzat kendisi tarafından yazılmıştır. Tonyukuk'un savaşlarda yapmış olduğu faaliyetler anlatılır ve Çin'in esaretinden nasıl kurtulduğuna dair bilgi verir. Bu nedenle Türk tarihi, yani Türk tarihi hakkında İlk Türk tarih yazarı olarak da Tonyukuk'u görüyoruz. Daha sonra dikilen Kültigin yazıdı 732 yılında dikilmiştir. Yolluk Tigin tarafından yazılmıştır. Yine bir yüzü Çince, bir yüzü nedir? Köktürkçe yazılmıştır Orhun harfleriyle. Burada Çin ile ilişkilerden bahsedilmiştir. Türk İmparatorluğuna ve Kültigin'e metiyeler düzülmüştür. Kültigin'in erken ölümünden sonra çok üzülen kardeşi Bilge Kağan diktirmiş bunu. Çok unutmayalım bunu da. Yani Kültigin kendisi dikmemiş arkadaşlar. Kim diktirmiş? Bilge Kağan dikmiş. Kim yazılarını yazmış? Yolluk Tigin. Ve Tonyukuk abidesinin ise tamamen yazarı kimdir? Kendisi yazmıştır. Şimdi Bilge Kağan anıtı ise 735 yılında dikilmiş bir eserdir. Bu Kültigin'in ölümünden sonraki olaylar ve gelecek nesiller öğüt vermek için yazılmıştır. Hani ey Türk titre ve kendine gel sözleri falan bu kitabede yazılıyor. Ama çok detaylı olduğu için girmek istemiyorum arkadaşlar. Bilge Kağan'ın vefatından sonra oğlu Tengri Kağan'ın isteğiyle yaptırılmıştır. Yine Yolluk Tigin tarafından yazılmıştır. Bunların dikimini sağlayan kişi kim? Tengri Kağan arkadaşlar. Diktirmiştir. Yazarı yine Yolluk Tigin'dir. Peki gelelim biz bunların bizim için asıl önemli olan noktalarına. Köktürk abidelerinde ilk okunan kelime hangisidir? Tengri ve Türk sözcüğüdür. İlk okunan sözcük arkadaşlar Tengri sözcüğüydü. Daha sonra ikinci okunan sözcük Türk sözcüğüydü. 1889 yılında Rus tarihçi Yardinesev tarafından bulunan abideler 4 yıl boyunca çözülememiştir. Daha sonra Göktürk alfabesiyle yazılan bu eserler Danimarkalı William Thompson tarafından 1893 yılında çözümlenmiştir. Fakat 1895 yılında başka bir bilim adamı olan William Radov abidelerin tamamını okuyan kişidir ve bu okumasından dolayı Sultan II. Abdülhamit Han tarafından Mecidiye nişanı ile ödüllendirilmiştir. Bizim için yine ayırt edici bir bilgi olan Orhun kitabeleri hakkında ilk defa Türk tarihinde bilgi sahibi olduğumuz eser ise Cüveyni tarafından yazılan Tarihi Cihangişa adlı eserdir. 38 harften oluşuyor dedik Göktürk alfabesine ve Türkiye Cumhuriyeti zamanında da ilk defa çalışmalar yapan kişi Necip Asım ilk çalışmaları gerçekleştirmiştir. Köktürklerle ilgili konumuz burada sona eriyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde Uygurlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.